Sevgili seyirciler, milli maçta gol sevincini Bozkurt selamı vererek gösteren Merih Demiral'a UEFA 2 maç ceza verdi. İktidardan muhalefete, herkesten tepki yağdı o skandal karara. Peki, şimdi ne olacak? Türkiye Futbol Federasyonu itirazda bulunabilecek mi? İşte tepki çeken o kararın ayrıntıları ve sonrasında yaşanacaklar. Avusturya-Türkiye maçında attığı golden sonra Bozkurt işareti yaptı. UEFA Disiplin Kurulu cezayı kesti. Milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi. Gol sevincinde öyle bir sevinç yaptım. Çok gayet normal. Soruşturma haberi gelir gelmez programlarını iptal edip yarınki çeyrek final maçına gideceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi dedi. Adım adım takip ediyorum. Demiral soruşturma kapsamında daha UEFA'ya savunmasını göndermeden dün bir Alman gazetesi 2 maç ceza verildiğini yazdı. Federasyon yalanladı ama bugün savunma dosyası gönderildikten saatler sonra karar tam da Alman gazetesinin yazdığı gibi oldu. Milli futbolcuya verilen 2 maç müsabakalardan men cezası çok tepki çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kararın kabul edemez olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan esefle karşılıyoruz tepkisi geldi. CHP lideri de hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar dedi. Milli takımın moralinin bozulmaya çalışmasını doğru bulmuyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli milli takıma maça çıkmayın çağrısı yaptı. Peki şimdi ne olacak? Merih Demiral'a verilen ceza için Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz yolu kapalı. Kurallar gereği 2 maç ve altındaki cezalar için başvuru yapılamıyor. Yani milli futbolcu Merih Demiral hem yarınki çeyrek final maçında hem de milli takımın yarı finale yükselmesi halinde kadroda yer alamayacak.